4691 sayılı yasa teknoparklar için düzenlenmiş bir yasa. Ar-Ge tasarım merkezleri için de 5706 sayılı yasa mevcut. Bu iki yasada da Ar-Ge yenilik faaliyetleri tanımlanmış ve bu faaliyetler için bir destek personeli tanımı mevcut. Destek personelinin tanımında ilgili projelere doğrudan destek veren kişiler tanımlanmıştır. Destek personeli için uygulamada her iki mevzuatta da bir kontenjan söz konusu. Ar-Ge tasarım personelinin %10'u kadar bir sınırlama söz konusu. Dolayısıyla toplam personelin %10'u gibi bir sınırlama var. Yalnız burada yazılan mevzuattan hareketle bir farklılığı ortaya koymak gerekiyor. Ar-Ge tasarım merkezlerinde bu %10'luk sınırlama ifade edilirken Ar-Ge tasarım personelinin tam zaman eş değerinin %10'u şeklinde ifade edilmiştir. Teknopark yasasında da Ar-Ge tasarım personelinin %10'u olarak ifade edilmiştir. Bu iki ifadenin altını çizmekte fayda var. Bu iki ifade nasıl bir fark yaratıyor? Örneklemek gerekirse Ar-Ge tasarım merkezinde örneğin 30 Ar-Ge personeliniz var. Bu 30 Ar-Ge personelinin de tamamını yarı zamanlı Ar-Ge yaptığını düşünürsek sizin ilgili işletmenin 15 tam zaman eş değerlik Ar-Ge personeli var anlamına geliyor. Dolayısıyla 15'in %10'u da 1.5. Burada tama iblağı her iki mevzuatta da vardır. Dolayısıyla Ar-Ge tasarım merkezinde iki personel için destek personeli teşviklerini uygulayabilirsiniz. Teknoparklara dönüp baktığımızda da yine aynı örnekten hareketle giderse 30 personeliniz yarı zamanlı Ar-Ge yapıyorsa burada iki düzenlemede Ar-Ge tasarım personelinin %10'u şeklinde tanımlanıyor. Dolayısıyla buradaki algı da 30 kişinin de Ar-Ge tasarım personeli olduğunu düşünürsek 30'un %10'u olan 3 şeklinde uygulanabileceği sonucu çıkıyor. Fiili olarak pratikte de uygulama bu şekilde yürüyor teknoparklarda. Diğer bir ifadeyle fiili olarak pratikte verdiğim örnekten hareketle gidersek 30 personelin %10'u şeklinde hareket ediliyor. Bize göre iki mevzuat arasındaki bu ifadeden hareketle yola çıkmak yerinde olmadığını düşünüyoruz. İki tarafta da teknoparklarda da Ar-Ge merkezlerinde de Ar-Ge tasarım personelinin tam zaman eşdeğer sayısına hareket edilmesinin yerinde olduğunu düşünüyoruz.